Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir zamandan sonra tekrar 2D onla sizlerle beraberiz. Ne kadar zaman geçti gerçekten de dönüp bakmadım ama aylar ve yıllar bu Covid döneminde hızlı geçiyor onu söyleyebilirim. Geçenlerde bir arkadaşıma tabii abi sizin Fate oyununuza konuk olurum dedim. Geçen hafta yani Eylül ayında yazmış gibi gözüküyor mesajı. Eylül 2020'de yazmış. Ben Eylül 2021'de döndüm. Bu bana has bir durum, durum da olabilir ama Covid dönemindeki bu zaman kayması inşallah Hepimizde olmuyordur. Sevgili arkadaşlar, Arya Zencefil konuğum, Ben deniz Sungur. Bugün sizlerle çok özel, çok i̇kinci güzel... sezon diyelim bak. İkinci sezon. <laughs> Aa, evet, ikinci sezonu 2D iki onun arkadaşlar. <laughs> dur dur. Keşke arka planı değiştirsin. Değiştirmedim ama. Vampire arka planımız <laughs> devam ediyor. Ee, çok özel ve çok güzel bir konuyu konuşacağız sizlerle bugün. Ben aslında az konuşacağım bugün çünkü geçenlerde e, Arya ile üzerinize afiyet rakı içtik ve... Söylebiliyor muyum bunu? Rakı içtiğini biliyor mu insanlar? Tabii şey tabii. Tamam. Lütfen. <laughs> bir sofrada rakı içiyorduk beraberce ve Arya bana yaklaşık 45 dakika kadar Fallout New Vegas övdü ve ben dedim ki bir dakika. Derhal yani bunu kayıt altına almalıyız çünkü. E, çünkü neden çok iyi övdü kendisi anlasın. Arya Hanım buyurun. Önce eğitiminizden Fallout New Vegas <laughs> övmeye başlamadan önce konuyla alakalı eğitiminizi bir duymak istiyoruz. Tabii ben hemen daha uzun bir giriş yapacağım. Bir yer, bir şöyle bir spiral olacak orada önce bir. E, artık artı fark ettiyseniz zaten drag yapmayı bıraktım ikinci sezonda. <laughs> Drag'siz geldim. E, şimdi şöyle oldu aslında bu Fallout New Vegas meselesi. Ben çok severim. Bir gün böyle evde bir daha yükledim. Yayınlarda da oynuyordum geçen haftalarda. E kardeşim dedi ki ya dedi bir sen dedi bir CS'ye bir Fallout New Vegas desene dedi. Dedim niye? Yani orada anladım orada bir tuzak kuruluyordu. <laughs> bu bölümü birazcık doğmasına neden olan o oldu. Ee, şimdi Fallout New Vegas e, bence en iyi bir hikaye sahip olan Fallout oyunu. Çünkü gerçekten Fallout'un zaten bir ve ikinci oyununda olan siyasi o eleştirileri, Amerikan kültürüne olan eleştirileri e, gözler önüne sürüyor. Ben bunları nereden e, okuyorum? Amerikan kültürün edebiyatı mezunuyum. <laughs> Bana verilen e, diplomanın tek işe yaradığı yer böyle. <laughs> <laughs> Garip grup film sanat eserleri oyunlar bunlardaki Amerikan referanslarını algılamak onları aktarmak aa ne kadar güzel iş yapmışlar demek çok teşekkürler bunun için 4 yıl okudum ee, ben evet. şöyle oldum yani bana da çünkü bir noktada şöyle geliyor tabii ki Folatların hepsinde biraz böyle işte politik konulara biraz işte giriliyor bazı konularda eleştiriliyor bazı konularda ele alınıyor ve mıncıklanıp bırakılıyor ve bazen soru işaretleri bırakılıyor falan. Para New Vegas de hep öyle geliyordu. O biraz da şeyden. Ben New Vegas'ı seri katil olarak oynayıp herkesin kafasını ateş ettiğim için çok <laughs> diyaloglara girmemişim. Eee Arya muazzam düşmüş diyaloglara ve acayip şeyler anlattın. Ama yarısını ben bilmiyorum. Çünkü o senin an ballandırarak anlattığın adamları ben sniper'la falan vurdum haritanın öteki ucundan haliyle. <laughs> İyi bir o rol yapma oyununda bu da var, bu da var. Evet. evet. O da Obsidian'ın game design aslında başarısı bence. Hı -hı. Çünkü böyle şey hani e, konuşa da biliyorsun. Ha, konuşmak yerine e, al bakalım eat this led de diyebiliyorsun mesela. Hani e, ve mesela oyun asla sana şey yapmıyor mesela. Sezarı öldürmeye çalışıyorsan oyunda asla sana demiyor ki Sezarı öldüremezsin. Aa bravo diyor hatta yani, o an başardım bunu falan yapıyor böyle. Nereden başlıyoruz övmeye? Yani hiç bilmeyenler için çünkü genel olarak böyle bir genel kültür tadında bizim seriyi izleyenler de var. Bir de şu an biz izleyen biliyorsun böyle uff Fallout New Vegas arkadaşlar da geldi böyle. Yani ikisini de kapsayacak bir şekilde bir Fallout New Vegas introsu alabilir miyiz senden? Bence direkt bir Fallout'a giriş okay. yapmak lazım. New Vegas'a girmeden önce. Fallout e, öncelikle şey 1940 ve 50'lerin komünizm ve atom savaşı, atom bombası korkularının aslında nasıl da günümüzde de devam ettiğini yani bu tür bir Amerikan e, kültüründe çok büyük yeri olan fear mongering dediğimiz işte hani korku güdücülük, korku gütme üzerine yapılan bu işte bütün politikalar ve onun üzerine şekillenen Amerikan siyasetinin bir eleştirisi fallout. Hep bir korku, hep böyle korkulacak bir şey, hep büyük bir tehdit, hep e, böyle büyük bir gölgenin altında korkarak yıkılmış bir medeniyetin tüm dünya için bu korkularına teslim olup paranoya ve hani güvensizlik içerisinde nefret ve ön yargıyla bir kendisini yok eden bir dünyada geçiyor falan. Ve böyle postapokaliptik evrenler e, açıkçası yani distopya dediğimiz tür zaten edebiyatta %99 bir şeyin eleştirisidir. Araya giriyorum küçücük. Olan. Bu korkuyu daha iyi yakalamak istiyorsanız e, Kubrick'in Doctor Strange Love diye bir filmi var. Korkunun bombaların tuşlara basılmadan önceki kısmını çok iyi anlatıyor. Fallout'ta bombaların tuşlarına basıldıktan sonraki kısımlarını aslında çok iyi işliyor. Yani öyle bir tematik bağlantıları da var. Öyle bir küçük tavsiye verdim ve sana bırakıyorum tekrar. Evet. Ee, ne diyordum? Yani Fallout o noktada bir distopiyasal olarak Amerikan rüyasını, Amerikan bu şey American exceptionalism yani Amerikalıların kendilerini daha önde görmelerini, Amerikan üstenciliği diyelim o mesela Amerikan özelliği gibi büyük Amerikan konseptleriyle çok güzel dal geçen aslında Amerika'nın da hiç özel olmadığını bir atom bombası sonrasında nasıl hani yine o işte mızraklar, taşlar, sopalar onlara döneceğini gösteriyor. Bir yerde de artık Fallout 1 ve 2 bomba düştükten işte atıyorum 100 yıl sonra, 200 yıl sonra ama artık Fallout New Vegas'ta şey de gelişiyor. Hani artık bombanın atılmasının üzerinden çok vakit geçmiş. Artık ağaçlar büyüyor. Artık tarlalar sürülebiliyor. Dışarıdaki hava o kadar da pis değil falan. Ve hani tekrardan dünyanın iyileşmeye başladığı zamanda insanlığın da medeniyet olarak tekrardan kendisini inşa ederken nasıl da geçmiş zaman paranoyaları ve geçmiş zamanda o yaşanan dünyadaki nasıl desem hani geçmişte yaşanan dünyanın idealarıyla postapokaliptik bir dünyada nasıl e, başa çıkıyorlar nasıl bu o zamana yansıyor gibi çok değişik bir konsepte ele alıyor ve e, Amerika'nın bugünkü yani özellikle Trump sonrası döneminde yaşananları da çok güzel tiye alıyor. Bu noktada bu noktada oyunun çıkış tarihini düşünürsek Obsidian bence çok güzel okumuş toplumu. Amerikan toplumunu Amerikan mesela içindeki Amerikan faşizmini, Amerikan sağcılarının emperyalizmini falan çok güzel okumuş. E, bu tür işte e, sağcı muhafazakar alt-right dediğimiz tiplerin batıyı nasıl gördüklerini falan çok iyi okumuş. Amerika'daki bürokrasinin ve demokrasinin sorunlarını çok iyi okumuş. Ve bunun üzerindeki işte hani problemleri böyle tartıp Fallout New Vegas'ın settingini yaratmış. Bu noktada... 2077 yılında Fallout evreninde bombalar düşüyor ve bundan sonraki 200 sene oynanıyor. Fallout 1, 2 ve New Vegas'ta batı sahilindeyiz. 3 ve 4'te de doğu yakasındayız. Ee, bu şekilde de bu post apokaliptik dünyayı e, geziyoruz deyip şöyle bir hani hem Fallout'a hem de New Vegas'a bir giriş yapayım hani. Ha bu tabii ideal böyle şey oldu. ideolojik olarak girişi oldu şey tabii. olarak. Ben de evet. şeyden geeklik tarafından şeyden böyle trivia veriyorum. Mad Max filmi çıkıyor vakti zamanında. Ee, diyorlar ki muazzam. Mad Max'in ilk filmi dünyayı değiştiriyor gerçekten. Postapokaliptik Wasteland dediğimiz şeyi herkes tarafından kabul edilen ve bilinen bir setting haline. Yani nasıl Star Wars ışıklı kılıç dedi bütün dünya. Yani Mad Max böyle bir kültürel fark yaratıyor dünyada. O dönem Black Isle. Yani o zaman Obsidian'a ayrılmamışlar daha eski bir dönem. Diyorlar ki hatta Black Isle da değil galiba. İlk Wasteland'i Black Isle yapmıyor. Yeah, interplay yapıyor. Önce Interplay... Wasteland yapıyorlar. Wasteland aşırı yeah. piksel bir oyun böyle. Piksel adamlar geziyor falan. neyse bir şeyler deniyorlar. Sonra ondan etkilenen bir grup diyorlar ki Aa, biz de şey yapalım. Fallout yapalım ve çok tuhaf fikirlerle çıkıyor. GDC'de bunun bir post mortemi var. Yani Fallout'u nasıl yapa geldiniz diye. Yani çok hani Lightning'ine Battle diyor İngilizler. Yani böyle hakikaten bir sürü ilginç insan aynı dönem aynı stüdyodan geçiyormuş ve bir sürü akıllı insan ortaya bir şey atmış ve Fallout çıkmış. Gerçekten bir delice bir başarı var orada. E Fallout da biraz açıkçası bilgisayardaki rol yapma oyunlarına atmosferiyle olsun. Kullandığı sistemin işte GURPS'dan uyarlama sisteminin detaylı akıllıyla olsun. ile olsun, zekasıyla olsun, yön vermiş bir iş. New Vegas'ta buradan işte Fallout 1, Fallout 2 Fallout 3, işte arada iptal olan bir 3 var, Van Buren. Sonra 3 çıkıyor. Sonra 3'te böyle bir, nasıl söyleyeyim şimdi bilmeyenler için anlatayım ama popülist bir stüdyo alıp daha popülist bir iş çıkarıyor. Hı. New Vegas'ta daha akıllı bir stüdyo alıp daha akıllı bir iş çıkarıyor. İşte o aklı da bize şimdi Arya'nı mizah edecek diye bana anlattığı gibi bekliyorum şu anda hiç. <laughs> şimdi Fallout'larda, e, ana sayılı Fallout'larda diyelim 1, 2, 3 ve 4'te... Biz hep şey oynuyoruz, bir Vault Dweller oynuyoruz. Vault'larda, e, Fallout evreninde büyük atom bombası e, sığınakları ama bunlar böyle şehir gibi, küçük kasaba diyelim. E, şimdi New Vegas, bu buradan öncelikle ayrılan bir şey. Bu hani ikide de aslında Vault Dweller değilsin ama onun soyundan geliyorsun. Ü, yani New Vegas benim çok uzun süredir bütün RPG'ler arasında istediğim bir şeyi veriyor. Gerçek bir no-name'sin. Önemsiz bir insansın. Başına çok talihsiz bir olay geliyor oyunun başında ve bunun üzerine çorak toprakların, o Amerikan işte yıkım sonrası o diyarını değiştirecek bir kişi oluyorsun aslında. Ve en güzel yanı gittiğin her, yani falloutlarda da öyledir zaten. Her yerde verdiğin kararların gerçekten yani sonuçları komünitelere etkiler, toplulukları etkiler. Mesela sadece bir hikaye etkilemezdi. ben mesela benim için biraz daha Fallout ruhu gittiğin kasabanın kaderini böyle değiştirmek falan oluyor. O da çok aslında Amerikan Western ideyasıdır. İşte bir yabancı kasabaya gelir ve kasabanın sorunları daha da kötü olur ya da daha da iyi olur çözülür falan. O kişinin şimdi hani western işte spagetti westernlere mi bakıyorsun yoksa işte yani o yeni dönem westernler mi yoksa eski klasikler mi falan buna göre değişir falan yani e, Amerikan kültürüyle çok yorulmuş bir oyun Fallout 1 ve 2 zaten hani batıda geçmesi o bölgelerde geçmesi falan dışında New Vegas artık bunu böyle şey yapıyor dozunu artık iyice arttırıyor hani kovboylar geldi artık kolcular da kolcular da var falan işte hani ranger'lar. O kovboy dediğimiz kişiler aslında ranger'dır. Hani onlara kovboy demez, onlara şey dersin. Ranger denir. Ama şey ee... var, New Vegas'ta genel olarak silahı falan da böyle belden çekmeli. Yani bir çok evet. üstüne bir kovboy boyası vurulmuş yani bütün mesela bir diğer Fallout oyunlarında o kadar yok. Yani silahı şöyle tutarsın. Burada böyle belden tutuyor. Yani tam böyle kovboyların belden Hı. ateş etme hareketi gibi. Yani böyle bir Cowboy sosu yoğun yani şey New Vegas'ın. Tabii daha ilk quest şey zaten yani Fallout seni dünyasına attığı zaman bir tane kasaba var. Kasabaya bir tane çete dadanmış. İstersen kasabayı kurtarıyorsun kasabadaki insanları bir araya getiriyorsun ki bu çok 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 klasik bir western hikayesidir. Hmm. İşte o kasabadaki işte stranger yabancı kişi gelir ve kasabayı bir araya getirir ve haydutları defederler ama sonra o kişi yoluna devam eder. Çünkü asla o huzur bulamayacağı bir şeyle laneti vardır onun. Hmm. Asla oturduğu yerde huzur bulamaz. Ya bela onu takip eder ya da o belaya gider. O yüzden duramaz yerinde ve bunu da şöyle oluyor. Oyunun başında biz bir kuryeyiz. Bize bir tane poker çipi verilmiş. Bunu da demişler ki Vegas'a götür. Yolda giderken bir grup haydut bizi yakalıyor. çipi alıyor. Bizi de vuruyor kafamızdan. Ama mucizevi bir şekilde ölmüyoruz. Bu giriş bile çok western. Hani böyle seni gömüyorlar falan. Senin kafana sıkıyorlar, seni gömüyorlar. Sen o mezardan birisi seni çıkarıyor, ölmemişsin falan. Ve böyle orada İkinci ikinci hayatınla beraber gittiğin her yerde bir şeyle karşılaşıyorsun. Yine diyorum toplum, oradaki toplumu değiştirebilecek, oradaki insanlara yardım edebilecek ya da onları süsleman edebileceğin şekilde hani bir maceraya atılıyorsun. Fallout New Vegas gerçek bir western. Şimdi CS ile bizim ilk konuştuğumuz nokta da CS western olmasını garipsedi. Yani ben birazcık garipsiyordu. Bana çok cosplay geliyor hala. <laughs> yani ninjalar, lejyonlar falan böyle kovboylar, korsanlar hani böyle şey gibi ne bileyim aşırı tematik geldi bana anladın mı? Ben böyle bok içindeki şeyleri seviyorum galiba. İşte uzun yıl geçmesiyle alakalıymış gerçi o. Yani hiçbir şeyimiz yok. Dört pur, fakiriz, apokaliptik daha çok seviyorum. Artık böyle kovboyluk veyahut da işte lejyonluk havaları geri gelince bana tuhaf gelmişti New Vegas'ta hep. Orada da bu cosplay'i en çok cosplay yapanlar da Amerikan futbolu zırhlarını giyip onları kırmızıya boyup, kafalarına da tüy takarak hı hı. E, etrafta koşturan Sezar'ın lejyonu var. Şimdi e, ben Obsidian'ın gerçekten burada takdir edilmesini e, hani uygun görüyorum. Çünkü aslında bütün olay ilk bir Sezar'ın lejyonunu görüyorsun böyle şey oluyorsun. Yani bu ne ya diyorsun. Hani Roma nereden çıktı falan. Hı. Fallout dünyasında Roma ne alaka olsun. Çünkü yani bu bu faction var. Bu grup Roma'yı taklit ediyorlar. İşte gidiyorlar insanları işte kasabaları yağmalayıp dövüşemeyen insanları köle olarak alıyorlar falan. İşte yüzde mizojinist böyle yani işte erkek egemen işte savaş ve sadece kana ve vahşete değer veren yağmaya değer veren bir imparatorluk olarak da geliyor Sezar'ın lejyonu ve bence hani bütün Fallout'lar içerisinde gördüğümüz en evil factionlardan bir tanesi yani hani açıkça işte bir sürü işte hani gidiyorsun suçluları bir bakmışsın işte şey yapmışlar çarmağa gelmişler hı hı. yakmışlar işte at, işte değişik değişik hep işkence ederek öldürmüşler falan. ama korkunç bir ekip var orada ve mesela orada şey oluyorsun Ama yani bunlar niye Roma niye böyle şey mesela bunu şöyle ben en güzel örneğini veriyorum 6 Ocak 2021'de şey basıldığı zaman Amerika'da hani Amerikan senato ve meclisini basan hani kişiler ...böyle giyiniyordu yani. Hani böyle işte biri şaman olarak giyinmiş hmm. ...işte ne bileyim böyle işte hani... ...ama böyle Amerikan işte futbol bilmem ne... ...hani böyle yani... ...o noktada... E, ...Batı faşizanlarının... ...bu mesela Point de ...The West e, ve The Degenerates... ...diye videolarını anlattığı olan... ...Batı... E, ...klasik dönemde... ...1700-1800... ...şey yani 1700-1800'ler... E, o civarlarda bu eee neoklasisizmle beraber Roma ve işte ne bileyim Batı e, medeniyetini çok üst gör görüyor. Yani bütün şimdi diyoruz ya mesela Batı sentrik ve yani Batı merkezcil felsefe Batı merkezcil politikalar Batı merkezcil bakış açısı falan dediğim zaman o Batı, o büyük harfle yazılan Batı aslında Roma Roma'ya dayandırıyor kendisini. Roma ya da o Yunanistan ki... falan gibi. Demokrasi Yunanistan'da bulundu. Bakıyorsun sonra, yani. "Aa Hindistan'da bulunmuş bir insan önce falan." diye şimdi correction'lar geliyor falan. Son zamanlarda şey görüyorum ben. Biraz iade itibar yapılıyor mesela. "Ya Hindistan şu tarihte onu bulmuş. Çin bu tarihte bunu bulmuş biz onu dememişiz. Kusura bakmayın." Çünkü ben büyürken maşallah her şey Yunanistan'dan ve Roma'dan çıkmıştı gerçekten ve iyi ki onlar aslında... vardı falan gibi. Şimdi değişiyor biraz o havalar. Kesinlikle öyle ve aslında bir şeyi bulma da ee, ...çok yine batı sentrik bir fikir. Hmm. Hani mesela şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Birisi gidiyor... ...diyor ki ben Amerika'yı buldum. Hmm. Yani o Amerika'da yaşayan insanlar yok mu? <laughs> Neyi buldu? <laughs> yani aslında bu keşifler... ...kültürlerin, devletlerin, bilmem nelerin... ...kendilerinin zamanla ya da... ...farklı neticelerle bulup keşfedebilecekleri bir şey. Ha bu bize aittir demek... ...zaten orada faşistlerin... ...o batı faşistlerinin şey yaptığı nokta. Hani... Eee e bu zihniyetin uzantısı bizde de biraz. olabilir. Diyemiyorsun. Çünkü mesela Hintliler orada ırkçı bir düşünceyle şöyle düşünüyor mesela. Hintliler bizden aşağı. Onlar demokrasi bulmuş olamaz. Biz götürdük onlara. Hmm. Hani hep böyle bir fikir var. Batı sentrik şimdi. Orada da mesela Sezar'ın lejyonunun yaptığı bu. Sezar'a gidip sorduğun zaman ya sen ne kadar pislik bir adamsın. Ne yaptığını zannediyorsun falan diye diyor ki Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti, bu işte Fallout'ta Mojave çorak topraklarını yöneten e, orada bir devlet var. Diyor ki bunlar diyor bürokrasi ve yozlaşmayla e, böyle bir dünyada yaşayamazlar. Böyle bir dünyada insanlara bir çözüm üretmiyorlar. İnsanlar sefalet içinde yaşıyorlar. Ben de diyor bunun diyor antiteziyim diyor. Ben diyor bu devleti yıkacağım edeceğim hani. Şimdi orada neyi görüyor? Bu diyor yanlış diyor buradaki insan... Yanlış gördüğü üzerinden, medeniyeti de getiren aslında kendisi görüyor. Yani bunlar diyor, NCR diyor kendisine güya medeni diyor ama diyor işte politikacıları rüşvet alıyor diyor. Hmm. Diyor, ticaret baronları yönetiyor diyor. Yani hmm. bunlar kendisi diyor. Ticaret baronlarına para yedirmekten insanları diyor sefalet hmm. içine bırakıyorlar. Ben en azından diyor insanları öldürüyorum, güçlü olan hayatta kalıyor falan. Yıllarda yani... viskilerini içiyorlar falan diyor böyle hani. Aynen öyle. Hmm. Böyle twisted bir dünya bakış açısı var ee, ve böyle şey hani oyun onu anlattıysa bile mesela yanında intelligence çok yüksek karakterler varsa şey diyor bu arada yaptığı safsatadır falan diyor mesela orada sürekli felsefi bir tartışma var ve Amerikanların içerisindeki o faşizanların nasıl böyle o batı idealiyle işte mesela olan demokrasiye nasıl saldırdığını çok güzel gösteriyor. Çünkü günümüzde de aslında çok benzer şeyler görüyoruz. Yani işte hani biz Batı, işte biz Amerika, biz medeniyiz. Biz işte daha önde geliyoruz. Biz yani American exceptionalism falan ve bu noktada işte Amerika falan da köken olarak kendisini Roma'ya götürür. Şimdi örneğin Amerikan Senatosu. Pardon, bölün da lafını oradaki... yani zaten geçenlerde bu Trump İncil'i alıp Oba diye Beyaz Saray'ın karşıdaki kiliseye bir anda yürüyünce mesela yani ondan sonra da gelen kapitol saldırısında falan şey çok belli oldu. Hey kanka demokrasi hakikaten hadi bakalım falan gibi oldum ben biraz. Yani hemen böyle boyası sıyrılınca makyajı düşünce arkadan pis yüzü bütün dünya görmüş olduk açıkçası ne çıktığını oradan. Orada şöyle bir şey var yani aslında NCR New California Republic Amerika'nın olmak istediği ideallerine sahip olduğunu söylediği propagandayı yapıyor. NCR'se demokrasi falan getiriyor. Ama gerçekten içinde de yozlaşma da var. Oyunda onu gösteriyor. Zaten orada olay işte bir demokrasi var ama yozlaşmaya ve suistimale açık. Karşısında da bu çapulcu bu faşist bu şeyler var. Hani işte raider'lar var, bilmemler var, şeyler var. Burada şeyi senin aslında explore yani radikalleri radikalleşmiş insanların neden radikalleşmeatine dair aslında sana şey verebiliyor. Büyük bir insight verebiliyor falan. O noktada işte hani e, sadece mesela şey demiyor NCR muhteşemdir, good faction'dır bilmem ne. NCR'ın da niye niye böyle bir düşmanı olduğunu görüyorsun. Neyi nerede fail ettiğini görüyorsun. Gerçekten o işte e, trade route'ları bilmem yani. Çünkü onlar işte tam da o Amerikan şeyini yaratmaya çalışıyorlar. O eski Amerikan dünyası. 21. yüzyıl dünyasına geri dönmeye çalışıyorlar. Ama Cesar'ın lejyonunda e diyor ki o dünya bitti. O dünya zaten baştan yok olmaya mahkumdu. Biz diyor en eskiye dönelim. Şimdi hep bir eskiye dönme. Hep bir eskinin daha iyi olduğuna dair. Mesela orada da Arcade Ganon diyor ki bu diyor Roma bir tane Roma tarih kitabı bulmuş. Ondan çok etkilenmiş bir fanboy bu Sezar bilmiyor ki o arada hani Roma ile 2077 arasında ne kadar gelişme oldu. Onları da çöpe atıyor diyor. Bir tane de Hegel kitabı bulmuş diyor. Oradan kendine şey yapmış. E o aradaki tarihi dönüşüm ne oldu mesela? İşte Feodalita bilmem ne. Sen hatta şey yapabiliyorsun orada çok güzel. E, oyunun son bossunu belki biraz spoiler olacak ama. Speech 100 ise bir karakter şey diyorsun gerçekten şimdi imperial overstretch diye bir tarihi terim vardır. Hı -hı. İmparatorluklar ne kadar büyürse o kadar hızlı çabuk yani o en büyüdüğünden sonra çökmeye başlarlar çünkü kontrol edilemez hali. Bunu anlatıyorsun bir için yüzse ya diyorsun sen burayı alacaksın da o zaman doğudaki kabileleri nasıl tutacaksın? NCR senin böyle hadi buraya gireyim burayı alayım buradaki barajı çökeyim istila edeyim sonra Mojave'yi de alırsın. Başarırsın peki sonrasında ne olacak falan deyince böyle komutan düşünüyor evet diyor haklısın diyor biz o zaman buradan çekilelim diyor ve gidiyor mesela. Aa, süper yani. bir şeymiş ya ben oralara kadar evet. gelmemiştim hiç. İşte orada böyle şey yapıyorsun ya diyorsun Imperial Overstretch diye bir şey var arkadaşım diyorsun olmaz. Okuyun abi yalamam. diyorsun tarihi var diyorsun. <laughs> evet o da böyle şey yapıyor hmm, haklısın diyor işte East was a hard fought campaign diyor orayı şimdi bırakamayız diyor hmm. ama diyor geri döneceğim diyor hani. Ve o gün umarım karşılaşırız falan deyip gidiyor mesela. Ve sen böyle şey yapıyorsun orada. İstersen sen de Vegas'ın kontrolünü ele geçirebiliyorsun falan. Burada üçüncü bir faction daha var. Onun olayı asıl ortaya çıkıyor. E, bu da şey Mr. House denilen e, bir böyle 300 yaşında falan bir milyarder var. Bu kendisini bir şekilde ölüm ölümsüz yapmış. Bir cryo chamber'da yaşıyor falan. E, o da aslında NCR'ı şey yapıyor, NCR'a e yapışmış bir parazit gibi yaşıyor. Kendisini çok zengin, çok elit ve çok zeki bulduğu için de hani insanları yönetme hakkını kendine görüyor. Ama işte bu Sezar'ın lejyonu olsun, NCR'ın yetersizlikleri olsun diyor ki ben bunu daha iyi yönetirim. O yüzden NCR'ı da devre dışı bırakıp Vegas'ı bağımsız etmeye çalışıyor. Burada da şöyle bir benzerlik var. İşte Elon Musk'lardır, Amazon'un Jeff Bezos'tur falan. Jeff Bezos Bunların geçen ay aslında... işte çıktı. Ben de ölümsüzlüğü çözmek için research'ü başlatıyorum abi dedi. Bu kadar param var. Bunun faiziyle yaşarım dedi. Uzaya gidince de şey dedi. Sayenizde gittim. Sağ olun. Ee! diye güldü bir de var böyle bir bak. Tam bir Doktor <laughs> Evil yani inanılmaz. Yani keşke PR'cısı dese ki abi daha az gülmelisin kamera karşısında. Yani böyle bir tehlikeli bir şey olmaz. Aslında o da çok ilginç. Yani tam bu dönem böyle Kill the Rich, Tax the Rich gibi konular konuşulurken hani ya biz düz, düz, vatandaştan vergi alıyorsunuz da bu heriflerden vergi almıyorsunuz. Daha da uzaya gidip geliyorlar keyfine. Yani artık bu yüzde bir konuları falan çok konuşulur oldu ya. Yani oraya da bağlanıyor bir şekilde. Yani şey mi peki? Ve Vegas kısmı da biraz daha böyle Amerikan ne diyeyim opportunist bakış açısı, açısı merkantilizm kafaları, ultraliberalizm falan kafaları. Oraların bakıyor biraz orası da. Vegas'a giriş şöyle olabiliyor. Vegas'a girerken kapıdaki güvenlik robotu sana diyor ki 2000 credits'in var mı? Var, buyur. Hmm. Vermiyorsun bile. Var, var mı cebinde? Var, hmm. buyur. Yok mu? O zaman şu santim burayı geçersen seni vururum diyor mesela. Okay. Vegas'ın kendi girişi öyle kabuk. Yani Vegas'ın bir dışı var, free site. Orada böyle çarçöp insanlar yaşıyor tırnak içerisinde. Hmm. İçeride de zenginler, gazinolar, bilmem o işte hani bambaşka bir dünya var New Vegas'ın kendi içinde. The Strip denilen alanı. Onun bir de dışında Freeside var. Free Freeside'de böyle hani işte fakirlik, işte hiçbir sağlık şeyi yok. Bir tek işte orada bir tane e, grup var. Followers of the Apocalypse miydi? Onlar yardımcı olmaya çalışıyor insanlara. Hani işte orada onlara gidip mesela ilaç bulma, bulabiliyorsun, şey yapabiliyorsun falan. O sırada da The Strip'in içerisinde böyle NCR'dır bilmem ne hepsi böyle götlerini yaya oturuyor mesela. Oraya da bağlanıyor. Hı hı. Hani e MSA şimdi hani şey orada şeyi görüyorsun. Yine Mr. House da orada o şey Amerikan liberalliğinin koruyor. Yani paran varsa, gücün varsa, etkin varsa Vegas'ın ha işte yani House'un Vegas'ında da yaşamaya devam edebileceksin yoksa sana onu hak görmüyorlar. he yani mesela NCR en azından sana şunu diyor mesela. Ben sana ev vereceğim, su vereceğim. Hani böyle basic haklarını gel çalış işte e, crop yap bilmem ne yap. Askerlik Çünkü NCR yap. Bir yap. Ama şey Mr. House'un tek olayı bağımsız olmak ve Vegas'ı yönetmek hani. Orada da mesela Mr. House ilk dinlediğin zaman en mantıklısı gibi geliyor. Çünkü NCR işte yozlaşmış. Sezar'ın lejyonu 200'lü. Ee, ve aynı zamanda köleci faşistler, o ayrı bir konu yani ee, sana sundukları noktasında da 200'ler ama mesela Le Le lejyonun çoğu ço lejyon çoğu noktada müttefiklerine ihanet ediyor Hı. hikayede. Ee, bunu görebiliyorsun. 200 lejyon zaten. E, diyorsun ya diyorsun bu adam ne kadar iyi. Hem zeki hem güçlü hem bağımsızlık istiyor falan bilmem ne. Ama o, yani orada mesela çok ince bir eleştiri var. Adamın yönettiği Vegas tamam mı? Zenginler muhteşem bir zarafet içerisinde yaşıyorlar. Dışarıdaki insanlar su, suları bile yok. Bana. Yani öyle bir quest vardı diye hatırlıyorum. Bir yerde su şeyini e, kuyusunu falan kurtarıyorsun. Ki hani bunu şey olarak söylüyorum hani artık zaman ilerlediği için su bulmak o kadar da zor değil Wasteland'de. Hani su su savaşı noktasından çıkılmış bir yerde ama hani yine öyle önemli bir kaynak. Ama hani devletler getirebiliyor sana su artık. Hani mesela NCR sana su getirebiliyor. NCR'la şey yapıyorsan, çalışıyorsan falan. Hani orada işte Amerika'nın çok güzel bir eleştirisi böyle New Vegas. Şimdi Fallout 1 ve 2 onlar da eleştirisi ama günümüz noktasında bu kadar hani Fallout 1 2 genel şey mesela Enclave falan bunlar genel ana konseptleri eleştiriyor. İşte mesela Enclave Amerikan derin devleti. Bunlar diyor hala Amerika'yı şey yapıyor işte hani bir elitist ırkçı bir yerden yönetiyorlar falan gibi. Enclave'ın o şeydi değil mi? Bir şekilde muta mutasyon uğramış herkesi öldürecek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani Evet. Saf safkan Amerikalı işte neyse zaten konsept de bir tuhaf çünkü hepsi göçmen olduğu için onların bir noktadan da hani safkan Amerikalı gibi bir şey tutmaya çalışıp işte radyasyon görmüş bozulmuş Amerikalı'yı yok etmeye çalışıyordu sanki Enclave. İkinci oyunda. ilk oyunda da sanırım Master vardı. Master'da ya harbicim işte o da aslında biraz Enclave'in tam tersi ya herkese verelim mutajeni. Herkes evet. süper mutant olsun. Bak yaşıyoruz, bilmem ne yapıyoruz uzun ömür. Amaç daha işte bir şeyimiz gidiyor. Aklımız, zekamız gidiyor. E yanda helal edeceksin falan gibi. Bu arada Master Onun benim şey o yaşımda komik. gördüğüm en tuhaf tasarlanmış villain'lardan de hiç aklımdan evet. gitmiyor görüntüsü. Mastera şey deyince yok olmasını ben çok seviyorum. Hani ama literal yok oluyor böyle delirip hmm. böyle cannot compute. E senin bu süper mutantlar çoğalamıyor diyorsun. Nasıl yani falan diyorlar. bunlar infertile falan böyle, ne falan diye patlıyor böyle. Evet. Onu da galiba o base'in içinde böyle bir research yaparsan öğreniyordun. Öyle bir gizli bir kapaklı bir şey vardı. Fallout'lar ne güzeldi evet. ya. Neyse New Vegas'la ilgili övmediğim bir yer kaldı mı? Kaçırmayalım bir kısmını. New Vegas şeyi çok güzel yapıyor bence. New Vegas'ta şeyi artık görüyorsun ya. Mesela Fallout 3 için en büyük eleştirilerden ve şeylerden bir tanesi, düşüncelerden bir tanesi şeydi. E peki şimdi tamam zaman ilerleyecek. Tamam bir yüzyıl daha ilerlersek niye bu insanlar hala işte mesela şunu yapamıyor? Çünkü bu radyasyon iyileşmiyor mu? New Vegas onu çok güzel yapıyor. Yüzyıl geçti ve dünya değişiyor. Dünya iyileşiyor. İyileşen dünyada ne olacak sorusunu e, soruyor. Yani bu noktada Fallout 1 2 Tactics 3 4'ten farklı bir şey yapıyor. Mesela 4'ü benim en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi şey. Böyle giriyorum bir mesela eve. Orada böyle bir tane dükkan var ya da. Dükkanda hala yerde şey var mesela. Böyle kırılmış bir tane bank var işte. Yani bu ya sen burada belki de 2 haftadır en az yaşıyorsun, çalışıyorsun. Burası senin dükkanın. Niye hala 300 yıllık bank orada duruyor? Yani Fallout 4'te böyle saçma detaylar var. Birisi evinde yaşıyor hala şey var. Orada kalmış böyle. Hani 300 yıldır duran orada rubble var. Şimdi bakınca tarihe 300 abartıyorum ama hani en azından 100-150 yıldır orada rubble duruyor. Sen burada bir ay bile yaşasan onu temizlersin oluyor. Bu bu bile çok basit bir detay. Ama mesela New Vegas'da öyle söyleyeyim New Vegas'ta gerçekten insanların yaşadığı yerler insanların yaşadığı yerlere benziyor. Hani böyle şey en azından bir süpürmüşler, bir toplamışlar. İşte, ne bileyim otel var ya gidiyorsun böyle yolun ortasında motel var orada böyle oda kiralıyorsun falan bildiğin otel odası hani böyle şey çok elektrik elektrik yok ama. Şey hani hatırlıyor musun 4'ün New Vegas'tan ileri miydi geride miydi? 4'ün ileride galiba sibernetik yapabildiklerine göre artık. Ee, 4 ile Vegas'ın arasında çok az vakit var diye biliyorum ya çok ya çok da bilmiyorum. ama 4 tamam. önce de olabilir Vegas'tan ona bir bakmak lazım ben şey. Bakıyorum. Çünkü batı yakasıyla doğu yakasının zamanları farklı sanırım. Ee, New Vegas 2277'ymiş. Fallout 4 de 2287. Okey. 10 yıl varmış aralarında. <laughs> 10 çok... yıl varmış. Acaba batıda ne oldu? Bak merak ettim şimdi. O 10 yılda neler olmuş? <laughs> Valla e, ben biraz şeyden ümitliyim. Bethesda pek çok açıdan başarılı pek çok açıdan başarısız yani aynı anda hem başarıyı hem başarısızlığı tek bedende bu kadar dengeli bir şekilde evet. <laughs> dengelemiş hem çok sevdirtmiş hem çok küfür ettirmiş bir stüdyo olarak Microsoft alınca ben sevindim yani evet. sevinmek de erken mi yaptım bilmiyorum ama sevindim şöyle sevindim yani en azından Microsoft buraya gelince hadi abi Fallout 5, Fallout New Vegas 2 yani ben olsam yani Fallout New Vegas ayrı bir title ya yani ben çok oynamadım bu oyunu hani hem seninle konuşuyorum hem işte Barkın'la konuşacağız şimdi. Oyun öfkesi o da bir New Vegas falan böyle bir adam. Yani böyle şey bir tayfa var gerçekten. New Vegas is the Dark Souls yani. Böyle bir New Vegas tayfası ayrı gerçekten. Falloutçular ayrı. Falloutçuların bir de alt New Vegasçı kolu var böyle. Onlar ayrı bir tayfa. Yani ben olsam gerçekten New Vegas'ik ya zaten Obsidian. Yani bu arada yani Obsidian, yine Exile ve Bethesda şu an aynı çatı altında ya. In Exile zaten Wasteland 3'ü yaptı, 2'yi yaptı geçenlerde. Obsidian zaten vaktinde işte o kadro artık değişti ama işte Fallout New Vegas'ı imza atan kadro. Aa bak ki Creation Engine'in sahiplerini de yanlışlıkla satın aldı Microsoft. Şu an böyle Fallout hakkında en iyi şey çıkarabilecek falan dönemlerindeler. En büyük korkun Fallout MOBA'sı açıklamaları hızlıca. Yani hani böyle hemen Fallout Overwatch işte hızlıca koşuyorsun süper mutant aa yapıyor. Google i̇şte görünmez oluyor falan. Yani böyle bir oyun da gelebilir. Geçenlerde evet. Star Wars Arena duyuruldu bir tane öyle biliyor musun? İşte bilmiyorum. Tam bir Overwatch yani. İnşallah yani onu da yapsınlar ama evet. hani biz bir Fallout 5 alalım, bir Fallout New Vegas 2 belki alalım. Ben onları görmek istiyorum. Fallout 4'te mesela senin dediğin faction sistemi nispeten vardı ama yani şey hiçbir zaman o kadar iyi tut tutturamadılar herhalde. Ya yani senden analizi dinleyince anladım ben de onu. Diğerleri biraz ilginç bir şekilde daha bilim kurgu kalıyor biliyor musun? Yani aslında galiba aradaki temel fark o. İşte birinci oyunda yaratık çıkıyor. Diyor ki herkesi yaratık yapacağım. Yani bu çok klasiktir ya böyle hani herkesi şey yapacağım falan. Bomba patlatacağım. Herkes yaratık olacak. Okey. E, ee, i̇kinci de biraz da Star Trek senaryolarıdır bunlar. Yani. O yüzden bana bu kadar şeyi tanıdık geliyor. İkincisinde püritanlar geliyor. Püritanlar diyor ki herkesi pür yapacağız diyor. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Ar yandık falan muhabbet yapıyorlar. İşte orada da yine aynı analizleri yapıp e abi sizin de genetiniz bozulmuş falan diyorsun. Orada da bir, falan yok oluyorlar. Yani kendi içlerine çökme durumu falan. Hatta kötü adamın kendi felsefesi yüzünden çökme klişesi biraz hep var. 3 e, ve 4'te yok. 3 ve 4'te büyük robot yürüyor ve ışık atıyor. Yani. Bak New Vegas'ta da <laughs> kendi şeyiyle yeniyorsun aslında. Hani Tabii. sen burayı alırsan diyorsun speech victory'sinde sen burayı alırsan 10 yıla bütün şeyi kaybedersin imparatorluğu kaybedersin diyor. Hım diyor gidiyor mu? Yani gene şey var. Yani düşmanını iyi tanımayla alakalı. 3 Üç, 3'te de bu arada şey yapabiliyorsun sanırım. Kolonele şey diyorsun. Başkan sana ihanet etti. O da robottu zaten falan diyorsun. Aa olamaz falan. Değil. Yine sana mı saldırıyor? Bir şey oluyor. Hani 3 üç, 3'te de var sanki orası ama tam da hatırlamıyorum. 3 o noktada bence yani okey. 4'te ben Hani benim... Ben üçün sonunda bir tek robotu hatırlıyorum. Bir de babamızın ben de artık öleyim falan gibi böyle çok komik bir şekilde öldüğünü hatırlıyorum. 3'ün ee, üçün kombatları benim çok aklımda kalmıştı. Bir de ghoulların yaratıklarını ilk kez galiba hani feral ghoul dediğimiz şeyi ilk onlar tanıtmıştı. Biraz aksiyon dozu artsın diye. Dörtte şey ilginçti. Yani biraz açıkçası New Vegas kadar şimdi sen anlattığında tabii ki kafamda daha iyi oturdu. Çünkü ben bu kısımdan çok kombat geçtiğim için ve böyle New Vegas beni açık söyleyeyim ya bu, bu ne abi lejyonlar, kovboylar. Hadi bir de uzaylılarla korsanlar gelsin. Burası cosplay festivaline dönsün deyip bir böyle ön yargıyla bir türlü sevemediğim bir şey. Yani senden dinlenme o yüzden çok keyifli geldi bana. dörtte e, de biraz şey yapmışlar. Ama ilginç yapmışlar onu. Yani işte MIT işte devam etmiş ve böyle inanılmaz müthiş teknolojik bir üs olmuş. Onlar Westworld olmuşlar ve böyle insan yerine geçebilecek <laughs> robotlar üretiyorlar. Onlar da ince ince insanların yerine geçiyor bu arada. Eee... O arada işte böyle Yine bir şey, birazcık da işte hani siyahilere bağlamaca yani konu, yani onların öyle bir geçmişi var ya sonuçta. Çünkü railroad var yine, işte railroad <laughs> klasik railroad. Hmm, evet. Yani işte railroad'dan vakti zamanda siyahi kölelerin Kanada'ya kaçtı falan bir dönem var, İşte biraz oraya oraya bağlamışlar. Ee, kölelikten kurtulmaya başlayan çalışan sibernetik e, vatandaşlar o railroad'dan bir yere kaçmaya çalışıyorlar. Öte yandan bu sibernet ama tam da o alegori oturmuyor aslında Detroit Become Human'da da oturmamıştı bence. Çünkü öbür tarafta da fabrika var sibernetik vatandaşlar print alıyorlar sürekli. E o da biraz tabii şimdi anadan babadan yani bu başka bir tartışma ve bence Fallout 4 biraz ortada bırakıyor ve insanlık olarak hala çözemedik. Yani aynı konuya geleceğim ben de ama yani Detroit, Detroit de şey yapmıştı mesela yani Yahudi soykırımıyla kırımıyla robot formatlamayı birbirine bağlamıştı. İşte böyle 4 de şey yaptı. İşte bak siyahilere ne kadar kötü davranmıştık zamanında. Şimdi de robot kardeşlerimiz. Ama insan şöyle oluyor. Abi yani aynı şey değil ha yani. Bunlar da robot falan gibi oluyorum ben biraz. Ya da işte aynı şey mi? Onlar da sormaya devam ediyorlar. Yani ben burada hep biraz daha biyolojik taraftayım galiba. Ee, orada da şeyler geliyor işte. Ee, Brotherhood of Steel gelip. insan insan kardeşim. Kanı var mı? Kanı varsa insandır. Kanı yoksa beyaz akıtalım sıvısını falan gibi. Bir anda böyle robot faşisti falan gibi bir kadro. Onlar geliyor. Railroad kaçırmaya çalışıyor. MIT üretmeye çalışıyor. Sen de ortada... Minutemen'lere katılıp vatanı kurtarıyorsun. Sen bu arada yani anladın mı? Orada da bambaşka evet. bir şey var. Yani Minutemen'ler de bilmiyorum yani dördü oynamayanlar için anlatayım. Kuvayi Milliye literally. Yani köylere mutant saldırıyor yiğidim falan diyorlar. Sen böyle fesini takıp uzun namlulu tüfeğini alıp ince Mehmet gibi çıkıyorsun. Böyle tak tak sıkıyorsun milletin mutantlarını falan beynine. Köylüler diyor ki var ol yiğidim. İşte sayende işte köyümüzde artık domates ekebileceğiz falan diyorlar. O da dert yok baba falan diyorsun. Böyle işte duvar kuruyorsun onlara. Böyle bir bir şeyler var dörtte de. Yani bir üç değil en azından. Üçten iyi ama yani tematik <laughs> olarak ve hani ne yapmaya çalıştığını anlama açısından bence New Vegas kadar oturmuş kesinlikle değil. Yani New Vegas'ın alogaleleri daha sert vuruyor masaya en azından öyle diyebilirim. Mesela Minuteman deyince ranger meselesine geri dönmek istiyorum. Aslında çok güzel bağlanıyor. Çünkü bence Minutemenleri kullanmaları çok Ranger'lardan gördükten sonra olaya yedirtmek istemeleri. Yani hmm. Minutemenler de o bölgede olan tarihi bir hani faction günün sonunda. Hani bunlar gerçekten İngiltere istilasına karşı böyle yap, yap, yani Minutemenler vardı hani o noktada. Ama bence başarısız bir yerde. Niye? Çünkü hani şimdi Minuteman dediğimiz e, yani şöyle oluyor 300 yıl sonra tamam mı hani yani 200 kaç olmuş işte bir bomba patladıktan sonra 200 yıl geçmiş. Şimdi Ranger'ın mantığı şu. O var olma mantığı şu. İnanılmaz ya yani adı zaten Ranger ya. Şimdi inanılmaz büyük bir alan Amerika. Çok yani inanılmaz bir coğrafya. Yani Bosch, mesela çöl, hatta New Vegas'ın yan tarafı devasa Nevada çölü. Çöl evet. yani ciddi büyük devasa bir çöl. Üstünden uçtum ben flight simülatörde. Üstünden uçmadan önce o kadar büyük bir çöl olduğunu anlamamıştım. Yarıda bıraktım ilk uçuş oldu yani. Allah kahretsin evet. hiçbir yere gitmiyor o çöl yani devasa bir şeymiş. hani sadece Texas'ın Türkiye'ye <laughs> kadar olduğunu hatırlatıp burada devam etmek istiyorum. Şimdi Ranger'ların olayı şu. Amerikan ordusuna bağlılar genellikle ve asayişi sağlamak için gerçekten range'i geziyorlar. Şimdi ona range deniyor ya o bölgeye Hı -hı. böyle işte hani Kırsal işte o bölgeler range. O yüzden adları ranger. Kol hani boyunca oraya... geziyorlar diyebilir miyiz? Evet ve orada asayişi sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi mesela westernlerde çok ünlü bir laf vardır. Bizim okulda hocamız derdi sürekli. Hani şey en yakın Anlatabiliyor Hani authority en yakın şerif sana iki gün uzaklıkta. Hı hı. Şimdi hadi bakalım falan oluyorsun böyle yani. Ranger'lar o yüzden önemli. Mesela niye Ranger gidiyor mesela Haydut'u arıyor. Böyle işte şey yapıyor. Ya da mesela karavanların güvenliğini Ranger'lar sağlıyor. Niye? Çünkü hem bölgeyi biliyorlar. Korucular. İşte hani D&D'den de bilirsiniz bunu. Hani korucular. Bölgeyi biliyorlar. Ve uzaktalar. Uzaktan devlet otoritesini sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi orada NCR'da benzer bir şekilde. Kaliforniya'nın kuzeyinden güneyine doğru büyüyor. Ama büyüdükçe ana o işte şehiritans'tan uzaklaştıkça devlet otoritesi de uzaklaşıyor. Bir polis kuvveti bir şey gerekiyor. O yüzden uzaklarda ranger'ları var NCR'ların. Yani literally görevleri bu olan insan. Mesela Minuteman'e niye Minutman deniyor orada? Ya yani da mesela Minuteman niye bu kıyafetleri giyiyor? Bunları giyiyor. Mesela ranger'ların özellikle hani bir kovboy şapkası takmasından başka özellikle bir hani kovboy kıyafeti Hı -hı. yok yani bildiğim böyle özellikle de elit olanları zaten şeyle geziyor. O, şey gibi değil işte, kıyafetiyle geziyor yani falan. Lejyoncular hani... kitap okumuş bir tane. Lejyon vardı cool'du biz de lejyon olalım demişler. Minutemenler de kitap okumuş. Minutemenler çok okumuş Yani onlar da biz de Minutemen olun demiş. Ranger'larda abi çok geniş araziler var koruyacak. Bu range'leri kim koruyacak? Ranger'lar korusun. Yani birisi faydadan ötürü ortaya çıkmış. Geri kalanı eski bir ideayı tekrar yaşatma çabasıyla evet. ortaya çıkmış. Bir şey sanki orada. O yüzden New Vegas'ı daha çok böyle şey yapıyorum, ee, o noktada daha derin buluyorum. Mesela Minutemen, Railroad falan bunlar böyle çok daha şey mesela hani Railroad kavramı tamam mı? Niye Railroad? Çünkü trenle kaçırıyorlarmış hmm. hani. Şimdi ve ne zaman işte bin, hani o işte e, ne eski zamanlar bilmem neler falan. E, hani 1910'lar arası gibi hatırlıyorum ben ama bunu da Lovecraft dönemini araştırırken şey yapmıştım ama yanlış hatırlıyorum olabilirim. 1950'lerde bitiyor Amerikan İç Savaşı. O 1800'lerde yani 1800'ler boyunca Railroad'dan bahsedebiliriz. Mesela şey oluyor mesela Ranger'a niye ranger dediklerini görebiliyorum ya da mesela hani Roma niye niye kullandıklarını meta olarak anlayabiliyorum. Roma da kesinlikle kağıt üstünde ama mesela Minutemen'in meta olarak da bir anlamını yakalayamıyorum hani. Tabii tabii orada Defenders deyip çıkabilirsin işin içinden ya da bir şey yani, yani hani. Çünkü mesela yani... Roma yani ben Roma'yı taklit ediyorum deyince her şey olsun işte Dejeneres'i işte bilmem ne Roma işte batı idealizmi falan bir şey evoke ediyor Hı -hı. yani uyandırıyor. Ben biliyorsun İngilizce terim kullanınca deliriyor insan. <laughs> Ama bende de, de deliriyor da artık 2 d onu izleyen tayfa ona biraz alışmıştır artık bizim ne yazık ki. Sen başında dedin zaten ben Amerikan kültür, dil, edebiyat, edebiyat mezunusun. Amerikan yani. dili yok çünkü öyle diyoruz. <laughs> yani ne ya, ya, kötü bir şey değil mi o da? E, peki yani artık bu yani bu eğitimindir senin o yüzden bunu yapacak bir şey yok yani sen teknik terim kullanmış oluyorsun deyip kurtarabiliriz çok rahatça bunu. <laughs> Ya mesela şey manifest destiny'den bahsetmedik. American exceptionalism bunlardan bahsetmedik mesela. Hani işte Amerika'nın şu an bile işte 7 denizde hepsinde filomuz var. Yedi okyanusun hepsinde filomuz var. Biz dünyayı biz koruyoruz falan kafasında bile aslında o American exceptionalism fikri var. Biz diyor dünyaya örnek olmalıyız. Hani e, ki bunun sonuçlarının da yakın dönem siyasetini takip eden herkesin gördüğünü görüyoruz. Ne kadar da beceriksiz olduklarını bu konuda. Hani mesela Fallout da bununla zaten çok güzel dalga geçiyor işte. Hani NCR'ın da bu kadar ben Wasteland'i koruyorum. Wasteland işte Raider'lardan ne bileyim işte mutantlardan falan ben koruyorum deyip hala kendi içerisinde işte ticaret baronlarına ne bileyim şey yap. Mesela NCR'ın ırkçılığı çok ayrı. Süper mutant köyü var. Gerçekten huzur içinde yaşıyorlar. Gidiyor NCR mesela onları darlıyor. Yani hiçbir şey yapmıyorlar dışarı bu süper Mutant'la. O diyorlar ki hatta biz diyor ticaret yapalım isteriz falan. Bu hatta Fallout 2'deki süper mutant oranın başkanı. Hı hı. Ama mesela şey, NCR gidiyor bunları darlıyor ırkçı ırkçı. Hani bunlar süper mutant, bunların ecdadı bize saldırmıştı falan diye böyle. Ta 150'de falan olmuş olay, üzerinden 150 yıl geçmiş anada gelip orada darlıyorlar falan mesela. Hani böyle şeylerin mesajları çok güzel Vegas'ın. Seni böyle şey yapıyor gerçekten. Aa burada da bir şey düşünmüşler. Burada da böyle bir şey varmış diye dedirtiyor. Peki 43 43 dakikadır ee, New Vegas övülüyor. Bu noktada seyircimizin bir kısmı çoktan indirdi, satın aldı muhtemelen oyunu. Hatta videoyu alt tab'da dinlerken bir yandan satın at, bir yandan indirmiş olan insanlar da olabilir çünkü çok da büyük bir oyun değil artık eski bir oyun olduğu için. Sana soru sen yakın zamanda New Vegas oynadın mı? Steam'deki versiyonu alınca oynayabiliyor muyuz? Xbox'taki versiyonu da ben deneyim. Xbox Game Pass'e de geldi çünkü. Yani, hatta Xbox Game Pass abonesi olan varsa şu an indirip oynayabilir aslında. Bunu belki belirtmek lazım. Ee, Steam'deki Samsung'da versiyonu sen de oynadın kısa zaman önce. Çalışıyor mu Steam'deki versiyonu, nasıl? Um, birazcık uğraştırır. Hmm. E, kafaları, böyle saçları yoldurtur. Hmm. Ne yazık ki, şey, sistem çok eski yani. O engine, e, ne yazık ki Skyrim gibi 500 tane Legendary Edition ve Special Edition çıkmadığı için e, bayağı zorlanıyor şu an. Hani e, ben mesela en ilk defa compatibility modda oyna bir oyunu açmanın işe yaradığını gördüm mesela. O da bir ilginç oldu benim için. Hep derler ya compatibility modda çalıştırın, bir deneyin falan. İlk defa New Vegas'ta oldu. O. E, o noktada birazcık şey olabilir. Çok modlarken dikkat edin. Ben modlarken batırdım. Modlarken gitti bende. Böyle güzel güzel saçlar falan koyayım dedim Karakterimi e, ve şey oldu, yok oldu oyun. Evet. Ee, şöyle. Type Game 3, demonize, de type 3 Demonize Body koydun mu? Ben geçen onu koydum. Pırıl pırıl oldu her şey. <laughs> Fallout 4'te de en sevdiğim şey o benim. Ben Fallout 4 ve Skyrim müthiş modluyorum. Ee, senden gaza gelince ben de New Vegas indireyim modlayayım dedim. Abi yani... Bunun modlaması çok zor. Wow, Modlaması, modlaması da zor çok gerçekten. Çok gerçekten. <laughs> gerçekten zor yani. Ee, şey... Bilmiyorum niye Game Pass'te çok daha yüksek GB. Ee, Steam'de 10 GB falan şeyde iki katı falan Game Pass'te. Niye hiçbir fikrimiz yok? Kardeşim denedi. Burada diğer bilgisayarda çalıştı aynı. Burada da ben denedim Steam versiyonu Hani bir fark yok aralarında. Ama sadece Xbox'da, Xbox Game Pass'te daha yüksek GB. Onun dışında çalışıyordu yani. Vallahi evet. O zaman 46 dakikalık New Vegas övme seansımızın sonuna geldik. Arkadaşlar New Vegas ben bir türlü coşamadığım bir oyundu. Arya anlattıktan sonra bir kere daha bakasım geldi. Modlamayı denedim modlayamadım ama yine de kendim bir şekilde bunu kurcalayacağım yani şu an çözünürlüğünü falan da arttıramıyorum yani böyle biraz zorlanıyorum hakikaten bu oyunu oynamakta ama ben giderim bunu bir şekilde çözerim derseniz hele de bir tık da İngilizceniz varsa ki zaten aslında Arya'nın anlattığı güzellikleri anlayabilmek için İngilizce gerekiyor yani onu da söylemek lazım bu oyunun Türkçesi falan yok herhalde yani Skyrim'in Türkçe paketi vardı ama ee, o yüzden İngilizcesi olan tayfa zaten kokarnış falan bunun deli gibi serilerini yapıyordu yani biraz böyle şeyi var. New Vegas'ın kendi cult following'i var, yani böyle bir New Vegasçı tayfa var. Destek bulabilirsiniz, Google'a girebilirsiniz, aynen. Ben çok şaşırdım, böyle yüzbinlerce insanın izlediği meme'ler var. Yani böyle hani 15 saniye video var, böyle işte Fallout New Vegas'ta başına gelenleri meme yapmış. Ve böyle, böyle her gün yeni video çıkıyor ve o binlerce izleniyor falan. Ben, oradan zaten New Vegas aşkım bir anda böyle bir yükseldi. Böyle inanılmaz şu an bir meme komünitesi de var, oradan bir sürü izleyip eğleneceğiniz şey de var. E, o yüzden böyle hidden gem demeye de dilim varmıyor. Çünkü çıktığı dönem inanılmaz övgüler almış ve Bethesda ders al RPG böyle yapılır falan diye Bethesda'nın suratına vurulmuş ve Bethesda'nın aran olmayan yani falan şeklinde bir tepki verdiği. <laughs> Onun yerine yani ben Fallout 4 yapacağım <laughs> yani falan. Şur sure, şur sure falan deyip böyle salladı. E, bir eserimizdir. Böyle tekrar bir diriltelim dedik. Hem de bu vesileyle birkaç tane de konuya dokunmuş olduk. Bu kadar güzel bir okumasının yapılabildiğini ben dediğim gibi bilmiyordum. Yani Fallout 1'i, 2 ve 3'ü, 3'ü çok hatırlamıyorum. Ben gerçekten çok aksiyona odaklıydı ama 4'ü nispeten iyi hatırlayan biri olarak New Vegas benim de gözümden kaçmış açıkçası. Yani oynadığım bir oyun olmasına rağmen güzellikleri gözümden kaçmış. O kısmını hani senden duymak da çok hoşuma gitti. Sizle de paylaşalım dedik arkadaşlar. 2D10'un bu bölümünden bu kadar. Arya'ya çok teşekkür ediyorum. Hem benim kafamı açtığı için hem de belki New Vegas'ı kaçıran ya da bir kere daha dinlemek isteyen insanlar için bu kadar güzel anlattığı için teşekkür ettim kendisine de. Kendisine öpüyoruz ve siz de kendinize iyi bakıyorsunuz. Kapatamadım bölümü bir türlü. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.